Kürt kadınları olarak dilimize, kültürümüze, kimliğimize, yani örgütlü gücümüze dönük tüm saldırılar karşısında direnmeyi varlık sebebi olarak gören bizler, bugün de kazanımlarımızı korumak için alanlarda olmaya devam ediyoruz. Kürdistan'da erkek devlet eliyle yürütülen özel savaşa, artan kadın şiddeti cinayetleri ve intiharlara dur demek için bulunduğumuz her yerde mücadelemizi yükseltiyoruz. Bunun karşısında yaşadığımız baskılar da her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzun süren mücadeleler sonucunda elde edilen kazanımlarımız bir bir yok edilmeye çalışılıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede feshedilmesi, eş başkanlık modelinin kurmaca kamus davalarla hedef haline getirilmesi, aktivistlerimiz ve kadın vekillerimiz şahsında gelişen tehditler ve her gün yenisiyle uyandığımız siyasi soykırım operasyonları, erkek iktidar aklının kadın mücadelesi karşısında yaşadığı korkunun göstergeleridir. Son olarak dün Batman'da yapılan operasyonlarda 17 aktivistimiz hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır. Batman kadın şiddetinin en yoğun yaşandığı kentlerden biri olmasına rağmen kadına şiddet uygulayan, öldüren, tecavüz eden faillere dönük gerçekleşmeyen operasyonların kadınlara yönetilmesindeki amaç son derece aşikardır. Erkeği koruyan, aklayan, cezasızlık zırhıyla cesaretlendiren, akıl kadınlarının her türlü talebini ve eylemini terörize ederek bastırmaya ve geri adım attırmaya çalışmaktadır. Kadınlar olarak erkek devletin kadınlara yönelik yürüttüğü siyasi soykırım operasyonlarına boyun eğmiyoruz. Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan aktivistlerimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.